ziyaret için Kudüs'e gitti. İsrail polisi tarafından alıkonuldu. Ebru Özkan, 27 yaşında bir Türk vatandaşı. Kadir gecesi Kudüs'te olmak istedi. Arkadaşlarıyla beraber 3 günlük gezi turuna katıldı. Ancak 11 Haziran günü Türkiye dönüşü sırasında İsrail polisi tarafından gözaltına alındı. 16 gündür kızlarından haber alamayan aile ise endişeli. Her şey yasaldı. Tamamen işte tur şirketiyle birlikte gitti. 38 kişilik bir kafileyle gitti. Dönüş esnasında İsrail askerleri tarafından durduruluyor ve işte İngilizce bilip bilmediği soruluyor. Kendisi de hayır cevabı verince işte tamam sen bir gel şeklinde bir gözaltına alınıyor. İşte bir sonraki uçakta göndereceğiz gidin siz diye. Diğer grubu gönderiyorlar. Bize de arkadaşı haber veriyor. Endişelenmeyin gelecek diye ama ondan sonra hiçbir haber alamıyoruz kendisine. Gözaltı gerekçesi ise keyfi. İsrail güvenliğini tehdit etme ve terör örgütüyle bağlantı iddiası. Avukatı dahi Özkan'la görüşemedi. Tabii ki endişeleniyoruz. Daha sesini, bir sesini dahi duymadık. Avukatıyla görüştürmüyorlar. Benim evladım ne yapmış? Bir anne olarak tabii ki üzülüyorum. Ayakta durmaya çalışıyorum. Benim kızım ne yapmış ki onların güvenliğini tehdit ediyor? Tehdit edecek ne yapmış ki? Ben bunu da öğrenmek istiyorum. Benim çocuğum çantasında herhangi bir şey mi vardı? Benim çocuğum üstünde bir şey mi vardı? Neye dayanarak bunu söylüyorlar? Ablam giderken çocuklar için yanında çikolata, işte boya kitapları falan götürmüştü. Yani bilmiyorum çocuklara bunu verdiği için mi tekrar böyle bir tehdit oluşturduğunu düşündüler. Askeri mahkemede yargılanan Özkan'ın gözaltı süresi 21 Haziran'a kadar uzatılmıştı. Mahkemeye çıkartıldı. Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinden yetkililer de duruşmada hazır bulundu. Mahkeme gözaltı süresini 7 gün daha uzattı. Özkan ailesi yardım bekliyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza rica ediyorum. Hani o da bir evlat, kız sahibidir, evlat sahibidir ve bütün yetkileri en başta tabii ki Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Ne olursun biraz önce bunun hal çaresine baksın.